Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Arkadaşlar bu soruda size ki bağlacının yazılışını sorduk. Ki bağlacı ayrı yazılır ancak bu bağlaç bazı sözcüklerle kalıplaştığı için bitişik yazılmaktadır. O sözcükler şunlardır. Sanki oysa ki oysa ki madem ki sanki Oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, belki, halbuki, çünkü, meğer ki, ve arkadaşlar, illa ki. Şimdi ki bağlacı ayrı yazılır, ancak bu sözcüklerle kalıplaştığı için bu sözcüklerle de bitişik yazılmaktadır. Seçeneklerimize bakalım. Seninle her yere gelirim yeter ki sen de bana onlar gibi davranma. Şimdi buradaki ki bağlaçtır ve bu sözcükle kalıplaşmadığı için nasıl yazılmalıdır? Ayrı yazılmalıdır. Peki bunun bağlaç olduğunu nasıl anlayacağız? Arkadaşlar zaten yeter sözcüğünden ki bağlacına geçerken mesafeli geçiyoruz. Yani burayı bir çırpıda okumuyoruz. Yeter ki şeklinde okuyoruz. Bu da ki'nin bağlaç olduğunu gösterir sessiz kalmasına pek de aldanma inan ki bu sorunu bizden daha çok önemsiyor. Şimdi buradaki ki bağlaştır zaten yavaş okuyoruz inan ki yani yine yavaş bir geçiş yaptık. Bağlaştır. Ayrı yazılması da doğru. Yani bu cümlede hata yok. Cevabımız B seçeneği olur. Diğer seçeneklerimize bakalım. Toplantı boyunca o da hiç konuşmadı. Demek ki aklını kurcalayan başka şeyler var. Demek ki şeklinde yavaş geçerek okuduk burayı. Bu ki bağlaştır ayrı yazılmalıdır. Dolayısıyla burada da bir hata var arkadaşlar. Hiç kimse eğitimle ilgilenmiyor. Öyle ki insanlar eğitimin öneminin farkında değiller. Yine öyle ki ifadesinde ki'ye yavaş bir geçiş yaptık okurken bu da bağlaç. Bunun da ayrı yazılması gerekir. Onun görüşlerine de başvurmalıyız. İlla ki bu konuda söyleyecekleri olacaktır. Şimdi buradaki ki illa sözcüğüyle kalıplaşmıştır. Şu grubun içerisinde var. Bunun da bitişik yazılması gerekirdi. Yani burada da hata var. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.